Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, Haziran ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Güzel, keyifli bir Haziran diliyorum. Lütfen önce yükselen, sonra öz güneş burcunuz, sonra da eğer biliyorsanız ay burcunuza göre takip etmeyi unutmayın efendim. Evet, Haziran ayına nasıl giriyoruz? Öncelikle Venüs'ün hala sizin burcunuzda, yani güzellik, estetik, zevk, keyif, para gezegenimizin burcunuzda olduğunu unutmayın. 5 Haziran'a kadar sizin burcunuzda ilerleyecek ve ikinci önemli konumuz, ilk aslında diyelim, 4 Haziran'da Yay burcunun 12 derecesine bir dolunay yaşayacağız sevgili yengeçler. Bu sizin süren bazı günlük rutinleriniz diyelim. Mesela sağlık, iş hayatı, çalışanlar için daha çok işle ilgili konularda bir takım değişimler, yenilikler olma olasılığını gösteren bir dolunay olacak. Yaklaşık 14-15 Haziran'a kadar da etkilerini yaşayacaksınız. Aynı zamanda tabii ki bir başvuru sonucu yeni bir işe girmek veya mevcut işte bir yenilik, bir değişim bekliyorsanız yine bu 4 Haziran ve devamındaki 10 günde aslında hayatınızda olacaktır. Diğer yandan sağlıkla ilgili konular için de önemli bir vurgu yapmak istiyorum. Hemen ayın başında yine 5 Haziran'da Venüs de Mars'ın yanına Aslan burcuna geçiyor ve hem Venüs hem Mars Aslan burcunda ay boyunca ilerleyecekler ve biraz önce bahsettiğim gibi işle, sağlıkla, günlük hayatla ilgili bir takım çözümsüz ya da çözülmesi gereken konular varsa işte burada ay boyunca desteğini alacaksınız. Hem Venüs'ün hem Mars'ın. Şimdi Mars para evinizde Aslan burcunda, 5'inden sonra Venüs de yanına geliyor ve Venüs parayla daha çok ilintilidir. İşle ilgili mesela kazançları arttıracaktır. Veya mesela bir harcama var, bir plan var, bir para kaynağına ihtiyaç var. Yine burada Venüs'ün desteğini aldığınızı ve ay boyunca da alacağınızı lütfen unutmayın. Mars 2'de biraz zorluk verir finansal bakımdan. Gelirleri, giderleri, kazançları çok iyi ortalamayabilir veya gelir ama gidişi de hızlı olabilir. Fakat oraya Venüs geldiğinde işte orada daha güçlü bir yapı elde edeceksiniz. Evet, ay boyunca hem sağlığınıza dediğim gibi hem de günlük rutinlerinizde yoğunlaşacaksınız ve çalışanlar için iş hayatı. Şimdi ikinci önemli sırada ise hemen ayın 11'inde, 11 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na geçiyor ve aynı gün bizim Plüto'muz, Kova burcunda ilerleyen Plüto'muz tekrar Oğlak burcuna gerilecek. Şimdi bu ne demek? Merkür ikizlere geçiyor olması sizin 12. evinize geçecek birincisi. Plüto'nun Oğlak burcuna geriliyor olması ise ilişkilerinize işaret ediyor sevgili yengeçler. Özellikle yükselen burcu yengeç olanlar bir takım ilişki sorunları yaşıyorsanız, özellikle önemli mesela derin mevzulardır bunlar. Hani günübirlik konulardan bahsetmiyorum ama tabii son birkaç yıl aslında kapsar. Biliyorsunuz 20 yıllık bir serüveni var burada Oğlak burcundaki Plüton'un ve köklü değişimler getirmiştir. Ve bu köklü değişimlerde hala son nokta konamamış. Hala bir geri dönüş yaşanması, hala bir şeylerin tekrar yerli yerine oturması gerekiyorsa, işte ilişkilerle ilgili önemli bir çözüm bekliyorsanız diyelim, 11 Haziran'dan sonra burası ay boyunca ve önümüzdeki aylar boyunca da ilişkilerimizde bir Plüton, bu dönüştürücü, zorlayıcı ama zaten siz buna alışıksınız, zaten 20 yıldır burada seyahat ettiği için, dolayısıyla da burada bir yeni kavram oluşabilir. Kesinlikle doğum haritanızın aldığı etkiye göre, çünkü son derecelerde olacak. 29 ile 25 derece Oğlak burcunda burada eğer bir gezegeniniz varsa bu söylediklerimden tabii ki daha güçlü de etkiler alabilirsiniz. Merkür ikizlerde olacak. Ayın 11'inden sonra biraz arka plan enerjiler, daha bir dedektif rolü üstleniyorsunuz. Biraz araştırmak, düşünmek, yazmak, kendi kendinize kalmak gibi konular olabilir. İkizler burcunda Merkür çok güçlüdür. Aynı zamanda çok hızlı bir zeka ve zihin verir. Dolayısıyla hayatınızdaki birçok konuda böyle analizini çıkartabilirsiniz. Şimdi gelelim önemli diğer konumuza. 18 Haziran. Yeni ay İkizler Burcu'nun 27 derecesine. Evet, Merkür'ün bulunduğu alan, yani 12. evinizde bir yeni ay doğacak.
Tabii burası biraz içsel konularla, duygularımızla, belki biraz zihinsel diyelim yapılarla da ilgilidir. Zaman zaman psikomatik sorunlarla da alakalı olabilir. Eğer burada çözemediğiniz, üstünde çalışmamız gereken belki bir tedavi olabilir. Burada şifalandırıcı da, çünkü karşı tarafta tam bir dolunay yaşandı. İşinize, sağlığınıza, içsel duygularınıza daha derinleşmek için aslında zaman ayıracaksınız. Yani 6 ve 12 ay boyunca gündeminizde olacak. Yani buradaki sorunları çözmek, buraları rahatlatmak için uğraşabilirsiniz. Bu hepimiz için yılda bir kere geçerli olan bir yeni ay ve dolunay evresidir ve bu ayda siz sevgili yengeçler için çalışacak. Buralarda şifa bulmak, dua etmek, meditasyon yapmak, inançlarınız doğrultusunda niyetler etmek, önümüzdeki zaman dilimi planlamak için çok iyi olacak. Çünkü hemen biliyorsunuz ay sonunda da bir Satürn'ümüz de bu arada retro yapmaya başlıyor hemen 19 Haziran'da, onu da söyleyelim. Bu önemli. Çünkü Satürn'ün desteğini alan bir burçsunuz. Bakın. Balık burcundaki Satürn 19 Haziran'da retro yapmaya başlıyor. 9. evinizde. Şimdi su elementinde. Her ne kadar sıkıştırsa bile gökyüzü, otorite tarafından belli kalıpların dışına çıkamıyorsanız, bakın Satürn'ün desteğini alıyorsunuz. Yani hiçbir şey göründüğü gibi zor olmayabilir aslında. Hayat size başka yerlerden sinyaller veriyor olabilir. Uluslararası konular, eğitim, öğrenim gibi alanlar mesela güçlü çalışmaya devam edecek. Çünkü Satürn burada kaçırılmış bazı fırsatları düşünceli olabilir, bakın. Bunlar için fırsat verecek sizlere. Evet, önemli bir gün sizin için. Çünkü 21 Haziran'da artık Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor değerli yengeçler. Doğum gününüz kutlu olsun. İşte hayat size 21'inden itibaren sürprizler yapmaya başlayacak. Çünkü Güneş burcunuzda parlayacak tam bir ay boyunca. 21 Haziran sonrasında tabii ki önemli olacaktır. Bu hayatınızda o kaotik durumları, belirsizliği, bilmediğiniz, belki de bildiğiniz ama harekete geçemediğiniz konularda. Çünkü hiç retro yok bakın. Sadece Satürn retro yapacak. Merkür, Venüs, Mars hepsi düz hareketli. Daha aktif. Bizi zihinsel, mental ve fiziksel olarak daha ileriye taşıyabilecek. Yani çok böyle manipüle olmayacağımız bir durum olacak. Dolayısıyla bu tarih sizin için bir milat olabilir. 21 Haziran ve sonrası. 22 Haziran'da önemli bir gökyüzü hareketimiz var. Uranüs, Mars karemiz var. Bu zorlayıcı olabilir. Sizin için maddi konularda biraz dikkat diye söyleyebilirim açıkçası. Çünkü para evinizden bir Venüs'le Mars geçiyor. Ay boyunca, Haziran ayı boyunca lütfen alma verme dengesi, harcamalar, gelirler, o konuda daha bir dikkatli, temkinli hatta olmanızı tavsiye ederim. Çünkü buralar yoğun bir enerji altında olacak. Devam ediyoruz. Evet, Merkür 27 Haziran'da o da Yengeç Burcu'na geçiyor. Güneş'le birlikte sizin burcunuzda ilerliyor. Aklınızla kalbiniz arasındaki dengeyi sağlamanıza yardım edecek. Bu hem işinize, hayatınızdaki tüm kavramlara, çünkü Satürn'den de destek aldığınızı sakın sakın unutmayın. Evren sizi ne kadar sıkıştırsa da gerekli olan dayanağı, gerekli olan desteği mutlaka sağlayacaktır. Doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Eğer kendi doğum haritanızda da bir su elementinde mesela Satürn'üz varsa, bu akrep de olabilir, yengeç de olabilir, balık da olabilir. Mutlaka bu bahsettiğim konuları 21 Haziran itibariyle alabilirsiniz değerli yengeçler. Evet, Merkür de yengece geçtiğine göre ay sonunda tabii ki duygu ve düşünceleriniz değişebilir. Çok daha derin, çok daha sezgisel olabilirsiniz. Ve hissettikleriniz daha güçlü şekilde hayata geçebilir. O yüzden hislerinize, düşüncelerinize, duygularınıza lütfen dikkat edin. Bunların gerçekleşme ihtimali, olasılığı yüksek diyoruz. Evet, ay boyunca sizin hayatınızda en fazla gündem bu ay, dediğim gibi sağlıkla biraz iş arasında olacaktır ve para harcamalarına, gelir gider dengesine, daha doğrusu bir tık daha ciddiye almanızı tavsiye ederim.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer abone değilseniz de kanalıma abone olursanız mutlu olurum efendim. Hoşça kalın.